Hazır Reçber Piyasası'ndan herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Ya aslında demin çok güzel, şu an saat 10'a kadar şeyi seyrediyor olacaktınız. 30 endeks, endekslerle ilgili yorum. Kayıtta problem çıktı. Yaklaşık 15 dakikalık çok güzel bir kayıt yapmıştık ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Şu an tekrar o kaydı yapıyorum. Ama bir hatırlatma da bulunalım. 24 Şubat Adana, 3 Şubat İstanbul olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerimizle ilgilenen arkadaşlara duyurulur. İzmir, Adana, İstanbul yakın tarihteki eğitimlerimiz olmak üzere. Hemen ben tabloya geçiyorum. Tabi bakalım kaydımız devam ediyor. Evet, sıkıntı yok. Biraz önce kayıtta bir problem olmuştu. Hemen şöyle hisse senetlerine de geçelim. Evet, endeks için arkadaşlar daha önce de hedeflediğimiz seviyelere doğru. Bugün mesela Mayıs ayından beri en yüksek seviyeye gidebiliriz. Yani anlamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8,5 ayın en yüksek seviyelerini görebilir endeks. Anlamı 100.800'ün üzerinde bir hareket söz konusu olabilir mi? Olabilir. Potansiyel hala hazırda devam ediyor. X30 yakın vadeye baktığımızda da, hatta şöyle X30Y vadeye baktığımızda da benzer bir durum. Hala hazırda endeks gerçekten çok güçlü. 30.000 üzerinde, 129.850 üzerinde 32.000-31.500 bölgesi potansiyel olmaya devam edecek. Daha önceki seviyelere baktığımızda, karşılaştırdığımızda oldukça güçlü bir istek var. Bu isteğin devam ettiğini sık sık söylüyoruz. Ancak şunu tekrar etmek istiyorum. Özellikle vadeli de işlem yaparken arkadaşlar, uyumsuzluklar var. Yani negatif uyumsuzluklar var. Fiyat yukarı giderken göstergeler aşağıya. Boğaları kısa süreliğine bakın. Kısa süreliğine tuzağa düşürebilirler. Yani alış piyasa hızlandığı anda geri çekilmeler görebiliriz. Bunun için ben bu gibi durumlarda 1 dakikalık grafiği zaten her gün kullanıyorum. Ama gün içinde daha çok 1 dakikalık, 5 dakikalık grafikler ve 30 dakikalık grafiklere bakmanızda fayda var. Çünkü satışların buradan gelebileceğini daha iyi görebilirsiniz. 60 dakikalık grafikler zaten her zaman kullanıyorum. 60 dakikalıklarda gördüğünüz gibi marj biraz daha az gibi. Onun için tablomuza da girip baktığınızda, tablomuzda da hangi direnç bölgesi, neresi, bunu zaten buradan kendiniz görebilirsiniz. Onun için kapanışları biz burada 129 850 miydi, 650 kapanış vardı herhalde yanılmıyorsam. Kapanışı girdiğimizde dünkü kapanış bakıyorum 130.000 100 görüldü arkadaşlar. Günlükler tarafında baktığımızda hemen hemen ikinci görüyorsunuz. İlk mavi görüldü ama burada tutunacak mı? Bunu en azından belki 129.650 rakam, çünkü anlamsız geldi. 130.050 şu seviye görüldü. 0.31 yukarıda. Aşağıda 129.850 mi görüldü? 129.650 açılış sonrası zaten de. Yani direkt yukarı doğru açtı. Tutunmak isteyecektir. Haftalıklarda da zaten 131.250-132.000 gibi. Şu an buraya rakamı girmedim ama potansiyel hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Bir not olarak buraya yazalım. Şimdi çok güzel aslında hisselerin hepsini de gezmiştik ama şöyle bakıyorum ben, günlükten yola çıkıyorum ve 4 saatliklerden şöyle bakalım. 30 hisseyi gezelim. Bakalım, umarım kayıtta sıkıntı yoktur. Kayıt devam ediyor, tamam. Şöyle alayım. Ben hisseleri çıkartmıştım. Bankacılık sektörü bugün tekrar bir tepki verebilir. Akbank özellikle. Arçelik de gayet güçlü. Hali hazırda güçlü olduğundan bahsediyoruz. Biraz daha detay çalıştık ama Aselsan'ın gayet güçlü olduğunu. Aselsan'da hatta şöyle yanılmıyorsam bir hisse tarafına şöyle döneyim. Orada birkaç rakam yazmıştım. İnşallah o rakamlar duruyordur. Aselsan da hemen şöyle bir rakam alayım. Dünkü 124.700 kapanışını giriyorum. 124.700 kapanışını girdik. Neden vermedin? Şöyle bir kapatıp açayım. Bazen bu sıkıntı olabiliyor.
Son yeni tablomuzda. Şöyle bir açalım. 24.700. Bugünün haftalıklarda da biz 25 hemen rakamı evelip çevirmeyelim, gevelemeyelim. 18'indeki 24.16'yı giriyorum. 24.16'yı girdim. 24.70, 25.10, 25.90'lara kadar potansiyel hareketten bahsediyoruz. Bugün 24.900'lere doğru bir atak görmemiz çok normal olacak. Bunun üzerinde 24.900'lere çıkan hareketler göreceğiz arkadaşlar. Seans da açıldı. Maalesef daha hızlı bir şekilde Allah Allah, la havle ve la kuvvete illa billahi ilalil azim diyorum. Ve şöyle bakıyoruz. Evet, aslında gayet güçlü bir açılış yaptı. Gayet olumlu. BİM olumlu. Doğan Holding'de bekledim. Bunların hepsini aslında 30 endeksi detaylı bir şekilde yapmıştım ama maalesef kayıt yapmamış. Bazen bu tür sinir bozulurlar oluyor. Her şeyde bir hayır var. 1.56. Bir çanak var. Bu çanağı tam anlamak istiyor EKG'yi. Daha önce görülen 1.59'un üzerinde hareketler görebiliriz. 1.65, 1.75'lere doğru bir süreç olacak gibi. Enerji ise gayet olumlu gözüküyor. Rally gayet olumlu. Zaten Rally ve Kardemirler için gayet olumlu beklentimiz vardı. Bunlar çanakları tamamlıyor. Mesela Rally'de görüyorsunuz çok önemli. Daha önce görülen 8.40 çanağı tamamlanıyor. Bunun anlamı büyük ihtimalle onlara doğru önümüzdeki süreçte Ereğli'de hareketler göreceğiz. Çok da olumlu. Furoto da bugün sakin ama yukarı yönde bir hareket görüyoruz. Garanti Bankası. Evet, Garanti Bankası. Dünkü 8.92 kapanışını alıyorum. Bugün Garanti Bankası'nda 8.92 kapanışını aldım. Büyük ihtimalle 9'un üzerine atmak isteyen hareketler göreceğiz ama 9.02 üzerinde kapanışlar, saatlik kapanışlar tekrar 9.13 seviyesine doğru atak getirebilir. Yani son birkaç günde beklediğimiz o düzeltme tamamlanabilir. Ama çok güçlü değil. Biraz daha eğer burada bir bayrak görüyorsak, bir bayrak olarak addediyorsak bayrağın tepesine kadar 9.35 ilk etapta potansiyel hedef olacaktır diyorum. Hemen buradan tekrar şöyle hızlı bir şekilde diğer hisselere, Halkbank'ın çok güçlü olduğundan bahsediyorduk. Gayet olumlu. İş Bankası C. İş Bankası C'ye de gördüğüm kadarıyla biraz önce yapmış olduğum çalışmada bir uyumsuzluk var. Pozitif, negatif uyumsuzluk var. Onun için biraz daha dikkat etmek gerekir. Şu an için boğaların gözü dolardan başka bir şey görmüyor. Ama şunu söyleyeyim. Ya benim hissem çıkmadı. Şu hisse daha güçlü. Şuna geçeyim. Demek şu günlerde biraz riskli olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Uyumsuzluklar nedir arkadaşlar? Bakın, fiyatlar yukarı giderken göstergelerin aşağı gelmesi, gün içi kar realizasyonlarına dikkat diyoruz ama yine de kağıdınız güçlüyse ve kağıdınız sınırlar içinde kalıyorsa, sınırlarımızı biz zaten eğitimlerde sık sık bahsediyoruz. Sınırlar nedir? Şu an için bu sınırlarda problem yok. Bütün kağıtlarda hemen hemen bunu söyleyebilirim. Mesela kozalarda biraz uzak durmak lazım. Koza al, koza a, ipek, bunlarda uzak durmak lazım. Kardemir 2.50 harika. Bakın şu çok önemli, bunu tekrar anlatmak istiyorum. Bakın daha önceden çok önemli bir destek bölgesiydi burası arkadaşlar. Teknik analizde çok önemli bir konu. Ciddi para kazandıran, çok ciddi olarak sizin trendinizi net belirlemenizi sağlayan bir göstergedir. Bu benim kendi yorumumdur bu. Rol değişimleri diyorum ben buna. Önemli destekler kırıldıktan sonra artık direnç olur. Bu dirençler kısa vadede geçilemeyebilir ama yine burada tepe dip analizleri, dip tepe analizleri çok önemli. Yukarı hareket başlıyorsa bakın bu direncin kırılacağını gösteren en önemli gösterge. Çok önemli direncin kırılacağını gösteren en önemli gösterge nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu dip, şu diplerle karşılaştırdığımızda daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla siz de buradan, milyonluk bir bilgi olsun bu da, bakın bir trend çizgisi çekebiliyorsunuz. Tamam, direnç belli ki. Belki 2 aylık direnç çok yakında kırılabilir mesajı veriyor. Gördüğünüz gibi burada kırılıyor. Kırıldıktan sonra artık burası bizim için destek. Yani roller değişiyor görüyorsunuz. Dolayısıyla kademe kademe yukarı hareketleri görebiliyoruz. Burada da bu durum bunu gösteriyor. Hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Petkim gayet olumlu. Bugün Petkim'de de bir hareket ediyoruz. 30-31.5 bölgesine kadar Pegasus harika görüyorsunuz. Sabancı biraz daha yatay hareket devam edecek gibi. Şişe gayet güzel gözüküyor. Şişede de tepkinin bundan sonra bugünden itibaren tekrar devamı gelecektir. Sodadan gene uzak durmak lazım gerekiyor. Tav bugünkü hatlarından bir tanesi olabilir. Güzel gözüküyor.
Turkcell'de uyumsuzluk var. Buna dikkat edelim. Hava yolları, evet, hava yollarında da bir hareket artık başlayacak gibi gözüküyor. Dipten dönüş yavaş yavaş başladığından bahsetmiştik. Tuaso gayet güçlü gözüküyor diyebilirim. Telekom çok güçlü. Görüyorsunuz bugün hisselerin hepsi çok güçlü ama şuna dikkat edelim. 101-102 hareketi olabilir. Bugün 101'lerin üzeri, dediğimiz gibi son 8 ayın en yüksek seviyeleri görülebilir. Buraya dikkat edeceğiz. TÜPRAŞ'ta da gayet olumlu. Vakıfbank en güçlü bankalardan bir tanesi son günlerde. Yapı Kredi ile birlikte ve Halkbank'la birlikte. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Sayfamıza abone olup sizden videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, daha detaylı güzel videolar gelmesini istiyorsanız, abone olmanız ve şu bildirime dokunmanız, yani abone olduktan sonra sağdaki çan işaretine dokunmanız hızlı bir şekilde size geri dönüş yapacaktır. Herkese bol kazançlar, görüşmek dileğiyle diyorum. Ama bugün şu makroekonomik verilerle ilgili çok enteresan bir çalışma var. Bunu size bugün veya akşam paylaşacağım. Çünkü makroekonomik verilerin, daha doğrusu büyük verilerin önceden olumlu ve olumsuz mu geleceğini gösteren öncü göstergeler var. Bugün çok önemli iki tane gösterge var. Hatta şunu söylemek istiyorum özet olarak. Bakın 2008, 1994, 2001 krizlerinde olan gerek kapasite kullanım oranı, gerekse imalat güven endeksi arkadaşlar, bu geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda çok enteresan derecede, bakın mesela 2008'de çökmüş adeta, 2001'de burada çöküşler var, 94 krizinde çöküşler var ama şu anki krizde bu imalat güven endeksinin ne 2008 ne 2001 ne 94'e benzemediğini, hatta direndiğini görüyoruz. Bu öncü göstergeler aynı şekilde burada kapasite kullanım oranına baktığımızda da bakın hep diplerin birbirinin üzerinde olduğu, hatta birkaç ay öncesinde yeni tepelerin bile olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. 2008'deki kriz görüntüsü yok. 94'teki kriz görüntüsü yok. 2001'deki kriz görüntüsü yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Tutunduğunu görüyorum. Çok enteresan. Acaba kamu harcamaları biraz daha artacak mı? Bu anlamda piyasaları rahatlatacak mı? Yani Keynes politika krizden çıkışta parasal rahatlamayı getirecek bir durum olur mu? Yani en azından ülke dinamikleri açısından baktığımızda enteresan bir durum var. Bunu bir detaylı bir şekilde zaman içinde yorumlayacağım. Lütfen şu an için basit bir yorum yaparak bunu geçiştirmek istedim. Geçiştirmek istemedim, pardon. Detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.